Efendim, dilcikte sarkma varsa, boğazında şişme varsa, bademciklerde büyüme varsa, sinüs varsa, bu tür rahatsızlığı olanlar için yani felaket değil, çok kolay aslında. Afrika ıtırı. Ben diyorum ki, hanıma diyorum, ya Afrika ıtırı işte biz bunu formülü geliştirdik. Ada çayı, şifalı ada çayı. Ada çayının yaprağının ekstraktı, ekinezya ekstraktı, ıtır ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Kullan 6 hafta, horlamadan sen de kurtul, ben de rahat uyuyayım. Evet. Yani insanlarımız maalesef ne oluyor? Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bir ürünü kullanıyor. Bir hafta iyileştim mi? Tamam. İkinci hafta ben iyileştim. Bir daha kullanmıyor. Rahatsızlık tamamen iyileşene kadar devam etmek gerekir. Horlamadan kişi kurtuldu diyelim. 6 hafta daha devam etmesi gerekir. Bir haftada horlamadan kurtuluyor. Ha, ben iyileştim. Hemen bırakıyor. 6 ay sonra tekrar üşütme, grip, nezle yakalanırsa kişi tekrar başlar horlama. Çünkü buradaki çok hassas mukoza tekrar şişebilir. Bademcikleri şişer, dil kökü şişer, dilcik şişer, genez eti şişer vesaire vesaire. Bu da horlamayı tetikler. Horlamaya çözüm var. Önemli olan zamanında tedbir almak, kurtulmak. Evet. Horlayan insanların içinde nedir? Itır forte, horlama. Eğer sinüzitten dolayı ve geniz eti büyümüş de iltihaplanmışsa, geniz etinden dolayı uyuyamıyorsa, horluyorsa, horlama rahatsızlığı için ıtır forte. Bademcik iltihaplanması, bademcik şişmesi ve dilcik sarkması. Dilcik sarkar, uzar, nefes borusunu tıkar, uyku apnesine sebep olabilir. Uyku apnesi çok çok tehlikeli olabilir. 10 saniye geçerse eğer ki kişi nefes alamazsa beyine oksijen akışı azalacağı için beyindeki bazı hücreler ölebilir. Hatta 20 saniye geçebilirse tehlikelidir. Daha tehlikeli olabilir yani. Bu nedenle horlama, efendim, uyku apnesi gibi rahatsızların tedavi edilmesi şart. Ada çayı forte Salvia officinalis yani hakiki ada çayı ekstraktı. Kekik ekstraktı.